tanesi de tarihçi olarak her zaman onun limanına sığınırız. Kimdir? İlber Ortaylı. Bakalım İlber Hoca neler söylüyor. Cumhuriyetimizin 100. yılının çok programlı bir şekilde kutlandığı kanısında değilim, katiyen değilim. Çünkü 10 yıl evvelden hazırlıkların başlaması gerekirdi. 10 yıl evvelki hazırlık tabii nerede hangi bando çalacak, nerede nasıl şenlik yapılacak, nerede nasıl takı zafer kurulacak bunlar değildir. Onlar kısa sürede çözülen işler, belediyeler, vilayetler bu konuda tecrübeli. 10 yıl evvelden hazırlık toplanması demek. Devletin elinde olan kurumlar var. Onlar özel değil artık. Devletin tarih kurumu vesaire gibi. Buralarda sempozyumlar, toplantılar, sistematik kongreler, yurt içi ve yurt dışından bir takım insanların çağrılmasıyla yapılacak şeyler. Geniş konulu, dar konulu kongreler. Bunları pek bilmezler ama yapabilecek adamlar var. Bunların örgütlenmesi, Cumhuriyet'in kutlanması çok geniş bir bütçeyle bir takım insanların sözde yayın yaparak işte kongre vesaire tertipleyerek kazanç edinmesi değil. O konu bizi ilgilendirmez ama daha sistematik, kalıcı işler yapılması. Yani bir 100. yıl kutlaması sonunda koca bir literatür kalır insanların fikriyatını. İlme bakışlarını, tarihçiliklerini değiştiren. Sonra en mühimi tabii 100. yıl için çok önemli müzikal eserler tertiplenmesi gerekirdi. Kalıcı tiyatro eserleri. Bunlar 10 yıllık işlerdir. Yani ödüllerle falan yapılır, tertiplenir. Bunlar pek yapılmadı. Ve nihayet 10 yıl için çok önemli bir hava yaratılır. Onlar pek sorun değil. Bunlar çok önemlidir. O bakımdan başarılı bulmuyorum açıkçası. Ve ayrılan bütçenin miktarı yüksek olabilir. Maksat bütçe de değildir. Doğrudan doğruya ne çıkmıştır ortaya ona bakmak lazım. Bir rejim değişmiş, bir medeniyet çizgisi dönülmüş. Türk milleti başka bir münakaşanın, başka bir diyalogun içine girmiş. Her şeyden evvel millet şuuru kazanılmış. Yani bu ulusçu bir yaklaşımdır. Bununla etrafla olan ilişkilerimiz ortaya çıkmış. Düşünün, Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türk dünyası parçalanmıştı. Kimisi Sovyet iktidarında, kimisi bilmem nerede. 100 yıl sonra artık hür devletler topluluğu, Türk devletleri topluluğu diye bir şey var ortada. Bu ne kadar büyük bir tarihi dönüşümdür, ne kadar esaslı bir inceleme gerektirir. Bu nasıl oluyor? Öyle otomatikman olmaz. Bunu insanlar yapıyorlar, kitleler yapıyorlar, değişen şartlarda gerçekleştiriyorlar. Bu aynı zamanda da bir deneydir yani dünya tarihinde bir insani deneydir, toplumsal deneydir. Hepsinden evvel önemlisi Türkiye nedir? Türkiye bir millettir. Cumhuriyet Çanakkale Savaşı ile başlar. Oradaki savaş, oradaki bilinçlenme toplumumuzu buraya getirmiştir. Son derece zor bir konu. Çok fazla bilgi var ama bu bilgilerin hangisi doğru? Bir kere bunu ele almak lazım. Şimdi Cumhuriyet'i konuşuyoruz ve 100. yıldayız. Cumhuriyet şu anda tamamlanmamış bir proje aslında. Niye tamamlanmamış? Eğer demokrasi yoksa Cumhuriyet bir şekilde aksayan bir projedir. Ne yazık ki biz hala bu demokrasiyi bir kere kuramadık. O anlamda Mustafa Kemal Atatürk'ü iki şekilde anlatmak gerekir bence. Bir, hani kafasındaki neydi? İki, İnsan Mustafa Kemal Atatürk. Ben bir romancıyım yani ben bir siyasetçi değilim. Elbette romanlarımda politik durumları da anlatırım, bir gerçekliği anlatırım ama insan Atatürk'ü kavramadan onun politik ideallerini kavramak mümkün değildir. Şu anda inanılmaz bir mistifikasyon yaşanıyor. Yani giderek Atatürk'ü bir peygamber gibi görme düşüncesi var. Bu son derece yanlış bir şey. Niye yanlış? Serhan onu da söyleyeyim. Çünkü şöyle,
Türkiye'de yaşayan her birey aslında Atatürk olma potansiyeline sahiptir. Teorik olarak böyledir. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk de Mars'tan gelmedi. Bu ülkede yetim bir çocuk, babası ölmüş bir çocuk, Selanik'te büyümüş bir çocuk. Ama sonuçta böyle bir ülke kurtarmak, bir deha düzeyini bunları gerçekleştirmiş. Eğer siz Atatürk'ü bir peygamber gibi gösterirseniz bugün Türkiye'deki çocukların elinden bunu alırsınız. Bireylerin elinden bunu alırsınız. O yüzden Atatürk'ü insan yönüyle anlatmak isterdim. Yani onun cephedeyken Fransız sevgilisiyle mektup yazıyor mesela. Bence bu o kadar kıymetli bir şey ki. Yani biraz önce onun dehasından, savaşlarından, stratejist olmasından, bunun hepsinden bahsedildi. Ama bir aşık Atatürk'ü anlatmak lazım. Bence kalbi, ruhu aynen, olan. Aynen. Bu çok önemli bir şey. Müthiş bir şey. Beni ilgilendiren kısmı o. Çünkü o aşık Atatürk olmasa bütün bunlar da olmaz bence. İnsan ruhu bir bütündür. Onu bir bütünsel olarak ele almak gerekiyor. Ben mesela yazmaya başlasam aslında buradan başlarım. Ama bunu yazmaya başladığım anda bile inanın bana bir sürü insan neler söyleyecek. Olur mu efendim, Atatürk mazbut bir insandı. Kadınlarla ilişkileri son derece. Ya içki derim, kıyamet kopar. Ne içkisi ya, Atatürk içki mi içer? Böyle diyenler çıkar. Yani böyle bir dünyada yaşıyoruz. Atatürk'e düşman olanlar başka. Atatürk'ü savunuyorum diye aslında onu tümüyle ortadan kaldıran, onu böyle bir peygamber düzeyine, mistik dünyaya çıkartıp aslında gerçeklikle bağlarını koparan insanlar var. Oysa tam tersi, hakikatini anlamak gerekiyor onun. O hakikati anladığımız zaman biz yapmak istediği şeyleri de doğru anlayabiliriz. Yahut gelecekte bu ülkede insanların kendilerini gerçekleştirebilmelerinin önündeki engeli kaldırırız. Ya başımız Atatürk mü olacaksın? Evet, Atatürk olacak bu çocuklar başınıza. Tabii Atatürk olacak. Tabii olabilir bu insanlar. Niye olmasın? Ama işte böyle anlattığınız zaman bambaşka bir profil ortaya çıkıyor. Bunu ortadan kaldırmak lazım. Ben açıkçası tam oradan başlarım. Bir yetim olmanın sorunları nedir? Buna çocukluğunu anlatırım. Karga bekçisi. Aynen öyle, bunu anlatırım. Selanik'i kaybetmek mesela. Selanik'i kaybetmek, doğduğun şehri kaybetmenin onun ruhunda açtığı yara nedir? Bunu ele almaya çalışırım ben. Bunu değerlendirmeye çalışırım. Bunlar çok önemli şeyler. Ama bunlar hiç anlatılmadı. Bunu anlatmayı deneyenler oldu. Ama o kadar, dediğim gibi, öyle saçma sapan bir koruma çemberi var ki, o koruma çemberi de Mustafa Kemal Atatürk'ü yüceltmiyor aslında. Bambaşka gerçekliğini koparıyor. Onu aşağıya çekiyor. Bunu anlatmak lazım Serhan. Bu anlatılabilirse, bu şekilde anlatılabilirse bütün yönleriyle anlatılabilir. Sadece övgüye dayalı bir anlatı tarzı gerçek değildir. Etkili değildir. Etkili olmamasının gerçeği eleştirmek gerekir. Aynı zamanda eleştirmeden olmaz. Beni eleştirin diyor zaten. Başka türlü olur mu? Müstesna biri değilim diyor. Kimse müstesna değil. Elbette öyle. O zaman gerçeği anlayabiliyorsunuz. O zaman liderlerin halk ilişkilerini, liderlerin toplumsal dönüşümdeki yerlerini anlayabilirsiniz ancak. Öteki türlerinde sihirli değnek olan biri çıkar, vurur gider. Fatih Sultan Mehmet için, bak, Fatih Sultan Mehmet babası tarafından sevilen bir çocuk değildi. Ama onu hırslandıran belki de oydu. İkinci Murad'ın, ya üçüncü çocuk, padişah olma şansı yok. Yok. Mustafa var önünde, Alaaddin Ali var. Alaaddin Ali'yi tapıyor babası. Bunun hiçbir şansı yok. Peki babası bunu, Alaaddin Ali'yi hazırlıyor aslında. Tabii. Mesela bunun bu çocuğun üzerinde bir lider olarak hangi etkileri yaratmıştır? Bunları düşünmek lazım. Aynı şekilde, çünkü bu iki şahsiyet çok önemlidir bizim Türk tarihinde. Fatih Sultan Mehmet ve Mustafa Kemal Atatürk çok önemli şahsiyetlerdir. Şahsiyet olarak da çok enteresanlardır. Yani sanki doğuştan gelen bir şeyleri var, liderlikleri var. Bazen toplumsal olaylar liderleri hazırlar, bazıları da lider doğar. Ben ikisinde çalıştım, ikisinde doğuşunda var. Kolerik, yani kan basıncı çok güçlü, ister istemez öne çıkan, farklı görüşleri ileri sürebilen, aykırı iki tane insan var. Çok enteresandır yani, gerçekten çok enteresan. Buradan yola çıkmak lazım bence. Anlatabilseydim diyorum, ne acı bir şey bak. Anlatabilseydim bunu yazarım. Yakın dostları da mesela Nuri Jonker, Atatürk'ün en sevdiği çocukluk arkadaşı, Selanik'te tabii birlikte büyüyorlar. İşte Mustafa diye hitap eden tek kişidir tabii Nuri Jonker Atatürk'e. Herhalde o öyle bir kaynak, onun anıları da çok değerlidir, çok kıymetlidir. Onlardan da herhalde zenginleşmek gerekiyor. Her türlü. Hepsi. Bütün kaynaklar. Tarih şöyle bir şey, burada hocalarımız var, belki bana düşmez, kusura bakmasınlar. Nesnel gerçeği anlamak lazım. Çünkü tarihçilerimiz yazarken ister istemez romantizme kapılıyorlar. Ulus etkiliyor, o ulustan olmak etkiliyor, o dinden olmak etkiliyor, o ideolojiden olmak etkiliyor sizi. Nesnel olmak için öven metinler kadar eleştiren metinleri de okumamız gerekiyor. Yani bütün metinleri birlikte karşılıklı okumak gerekiyor. Ancak o zaman hakikate yaklaşabiliriz. Yani sadece pozitif, sadece ne şahane insanlardı bunlar diye metinler bizi doğru bir yere götürmez tarihte.
objektiflik çok hakikat. Hakikatin üzerinde yükselmesi gerekiyor. Aslında tarih bilimi cinayet bilimi gibidir. Çünkü tarihte de bir takım olaylar olur ve gerçek neydi o gerçek, bizim bunu anlamamız gerekir. Yani şimdi yakın tarih daha kolay belki anlarız ama geçmişte çok daha problemli. Yani söylenen savaşlar var. Mesela Kadeş Savaşı anlatmışımdır. Kadeş Savaşı'nı yıllarca insanlar Mısırlıların kazandığını zannetti. Çok sonra Hititlerin kazandığını öğrendik. Tarihte cinayet çözmeye benzer. O yüzden gerçek bize gereken tek şey, Mustafa Kemal Atatürk'te çoğunluk bunu hakikat ve gerçektir. Mi?